Bengel'in en iyisini yapmaya devam ederim. Dişi yakarış Nagihan. Nagihan çıktı ve bize ateş etmeye başladı. Dedi ki bizim dedi takımın erkekleri işte kaç erkeğiz örnek veriyorum 8 erkeğiz 8 erkek dedi bir hikmet etmez dedi. Yani neredeyse Hikmet'in küçük bir büstünü dikecekti konseye. Vallahi arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Biz de Hikmet'i biz alalım erkekleri o tarafa verelim. Yani çok şikayetçiyim. Adada hiç çalışmıyorlar Acun Bey. Gerçekten yani. Ne ateş yakıyorlar ne bir şey yapıyorlar. Nargın, kadınlar olarak ben çok şikayet ediyorum. Hikmet'ciğim gelir misin? Allah'ın emri peygamberin kavliyle seni bizim takıma istiyoruz. Açız. Ne balık tutanımız var ne doğru düzgün kokonat toplayanımız bugün var. Bugün oraya çıktı. Bizim erkekler keyif. Konseyden adaya geldiğimiz işe Nagihan 5. vitesi taktı. Nagihan daha sonrasında vitesini gittikçe artırarak Perviz'le bir münakaşa yaşamaya başladı. Sen dedi kapa çeneni, konuşma, sus, işte bilmem ne. Ya şimdi herkes kalbinin ekmeğini yer. Burada herkes de kendine yakışanı yapar. Sen kalkıp herkesin içerisinde bir adama bu şekilde bağıramazmaya başladı. Vurdum durmaz olmayın. Bardağınız yok, çanağınız yok. Geliyorsunuz kızların bardaklarını, çanaklarını alıyorsunuz. Sesini yükseltmeyin. Yükseltmeyin ya. Sen yükseltemezsin Allah zaten. Allah. Yükseltmeyin. Sana ne oluyor? Sana yeri. Ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Hayır susun aynı şeyi yüz defa tekrarlatmayın. Ben de bu kadar insan içerisinde onu yapmayın. Horozlanma sen de şimdi sus. Horozlanma. Sen düzgün konuşmayın Nagihan. Horozlanma. Bak. Bana horozlanma. Tamam mı? Sen horozlanma bana. Bu kadar insanın içerisinde yükseltmeyin. Düzgün konuşuyorum ben çıktığımdan beri. Bunu istiyorum. Gerçekten bunu istiyorum. Şimdiden de söylüyorum kim yazacağını.